Bir anne bu çocuğu nasıl bırakır diye. Bir anne bu çocuğu nasıl bırakır? Sen gel arabanın içerisinde bebeğini unut. Olacak iş mi? Yavrum benim ya. Bundan sonra senin annen ben olacak. Olabilir mi böyle bir şey? Olamaz tabii. Yani inşallah olmaz böyle bir şey. Arkadaşlar hepiniz korkunç bir telefon serisinin ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün arabama bu görmüş olduğunuz bizim hanımın çocukluktan çocukluktan bu zamana kadar sakladığı bebeğini bagaja koyacağım ve beni birisi arayacak telefondan. Diyecek ki ben arıyorum. Arabanıza binen bir bayan bebeğini terk etmiş ve o an telefon operlerde olacak. 1,5 saat önce bir hanımefendi almışsınız da arabada bebek bıraktığını söylüyorum bagajda. 4-5 aylık bir bebek. Bagajda mı bırakmışlar? Evet. Yani nasıl içerikler çıkacak ben de şu an çok merak ediyorum. Abi şunun tatlına bak ya, yüzde içeri girmiş ağzı açık kavuş yerim ben seni. Bagaja baksana bir. Aa. Bak ya. Geri zekalı. Nefes alıyor mu? İyi. Ver bakayım. Müşteri mi vardı arabanda? Evet, şu an müşteri var arabanda. Yani şahit olarak müşteri de getirmesiniz. Gelir misin abla? Gelirim abi. Ama önce bir dün hazır. Uğramayayım. Tamam, uğra uğra. Daha iyi. Evet. Ay ya. Ya var ya, siz var ya. Ölmemiş mi inşallah? Tamam, sakin olun, sakin olun. Abi bir bak. Abi lütfen al sana. Tamam, sakin olun. Ne? Oyuncak bebek mi? Oyuncak mı? Hayır, abi ben var ya çok kötü oldum ya. 7. Ne? Allah belanızı vermesin ya. Hadi hadi, sen şu şeydeki taksicisin ya. Yürü ya, yürü ya. Ya yürü ya. Bizi metro halledin ya. Kaç kişi yaptın? Bak, sen yedincisin. Oğlum lan, bize neler lan yaptılar lan. Komple uyudurdun. Ağzı daha açık falan lan. Haramdere. Hoş geldin. Haramdere... Metrobüs. Metrobüs mü? Hı-hı. En yakın hangisi? Sonra da gidebiliriz. Hani enflasyon bizi bildiriyor. Beni vurmadı peki, seni mi vurdu bu enflasyon? Herkes vurdu tabii canım. Şaşırıyorum ben bunu ne zaman aldım diyorum ya bu maaşı. Ne kadar ki? Yani onlar şeyi, vergisiz dilimi söylüyorlar. Direkt. Hani vergi de gitse tam 9,5 alırım. Yine de yani çok yeterli bir rakam değil bence. Yok değil işte. Tek başına çalışan bir insan için. İmkansız. Şimdi ya, yüzü düşer, Allah razı işte. Alo. Alo, merhabalar. Merhaba. Musa ben. Ali Bey'le mi görüşüyorum? Ali Kaçar. Buyurun, hayır olsun inşallah. 34. Bire kadar açtım ticari araçta. Evet, doğru. 1,5 saat önce bir hanımefendi almışsınız da. Arabada bebek bıraktığını söylüyorum bagajda. Ne? Bagajda bir bebek bırakmış arabada. Ne bebeği ya? Terk edip gitmiş bildiğimiz 4-5 aylık bir bebek. Ciddi mi söylüyorsunuz? Siz yoksa şaka mı yapıyorsunuz? Evet, ciddi bir kondör bir şansınız var mı acaba? Bir saniye. Bagajda mı bırakmışlar? Evet. Elim ayağım tutuyor ya. Çocuk bırakmışlar ya. Gel abi. Bu ne ya? Oyuncak bebek bu. Nasıl oyuncak bebek? Dalga geçiyorlar. Cidden dalga geçiyorlar bunlar. Yani şey değil mi? Abi da değil misiniz siz? Evet. Burada ben. Hanımefendi zaten şu anda bir polise bir şikayet durumunda bulunmuş gibi bulabilmek için. Aslında çocuğu terk etmiş ama sonradan pişman olup. Abi, oyuncak bebek bu ya. Evet.
Elin ayağın tutuyor ya. Peki Bahçelievler Belediyesi'ne gelme şansınız var mı acaba Büyükşehir Belediyesi'ne? Abi ben şu an iyi değilim. Tamam, ben birazdan sizi arayayım, olur mu? Tamam. Tamam. Hoşça kal. Hoşça kal. Ben gerçek sandım. Şunu gördüm, gerçek sandım. Abi ya. Darbe kullanabiliyor musun? Biliyorum. Çok kötü oldum ben. Seni çok korktum ben. Gideceğin yere. Sen gidiyorsun. Gidiyorsun. Ben de kafayım vallahi. İnsanla dalga geçiyorlar ya. Korktum ya. Sen de bir sahiplendin ama ya. Vay, evli misin? Evliyim ha. Dur abi, şunu ben bagaja koyayım da ne olur ne olmaz. Hemen geliyorum. Şimdi yakamda mikrofon var. Müşteri beni duymuyor. Biraz üzerine gideceğim. Of. Abi. Kalbim kötü ya. Kalbim çok kötü gerçekten. Harbiden fena çarptı ha. Elim ayağım titredi ya. Sen bir ara bana mı panik oldun sen? Ben sana panik oldum ya. Sen bir şok oldun ya. Bayağı bir şok oldun ama sen. Direkt zaten hani gördün, çocuğu bir kucakladı. Artık bebek değil mi? Çocuk o bizim için. Direkt geldi zaten, şurada fark ettim. Abi ağlayacaktım ya. Ay şimdi iyi ki değil. Ölüm durumda ne yapabileceksin? Sıkıntı ya. Değil mi? Ölmüş olsaydı. Var bir ölmüş olsaydı. Ya kadın şizofren ya belli. Sağlıklı değil. Şimdi arayan kişi değildi. Arayan kişi benim kardeşimdi. Ben de YouTuber'ım. Ciddi misin? Böyle bir sosyal deney yaptık. Hem böyle güzel bir şey çıksın diye, hem böyle komik olur. Hem komik olur, hem böyle ciddi bir şey. Hani olursa insanların tepkisi ne olur diye merak edip böyle bir şey yapmak istedim. Ama öyle bir adama denk geldin ki ben görebileceğin soğukkanlı adamlardan biriyim yani. Ama ben de güzel rol yapmışım bak demek ki. Çok güzel yaptın. Ciddi anlamda güzel yaptın. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Abi şunu. 150. Teşekkür ederim. Abi hoşçakal. Allah'a emanet ol. Taksici Ali'ydi değil mi? Taksici Ali K. K var sonunda. Hadi yavrum. Anladım anneciğim. Yemeğini yedin mi? Tabela. Hoş geldiniz. İyi tamam kuzum, hadi. Oyuna kimseyi üzme tamam mı annem? Hadi konuşuruz gene sonra. Hadi görüşürüz anneciğim. Abla hoş geldin. Hoş bulduk ablacığım. İstemeden kulak misafir oldu ama. Çocuk da maşallah bayağı iyi geliyorsun. Valla mecbur, ne yapacağız anneciğim? İşte ayrı olunca böyle oluyor. Neresin abla sen? Ankaralıyım. Neresinden? Keçiören. Hadi ya. Gidiyor musun Keçiören'e? Ben doğma büyüme oralıyım. Evimiz hala orada. Benim annemler de orada oturuyor. Nerede? Çaldıran'da. Ben de Aktepe'de doğdum. Niye arıyor beni ya? Alo. Amcım. Arıyorum. İsmim Musa. Ali Bey'le mi görüşüyorum? Ali Kaçar. Evet ama şu an araba kullanıyorum. Kulaklığımda kullandı değil. Anlıyorum. Kısa bir şey söyleyecektim. Bir şikayet var da. Onun için rahatsız ediyorum seni. 34 kadar arası çalışıyorsunuz değil mi? Evet doğru. Bir müşteri almışsınız 1-1,5 saat önce. Bir hanımefendi bagajınızda bebek bıraktığınız söylüyor. Ne? Bagajınızda bebek terk etmiş 1,5 saat önce ve pişman olmuş eve gittiğinde çocuk ölecek falan diye şikayette bulunmuş. Bir dakika. Bir saniye. Siz kapatın, ben arayacağım sizi bir saniye. Tövbe tövbe. Ne bebeği lan, manyak mı? Zekalı. Nefes alıyor mu? İyi. Ver bakayım. Dur abla dur. Ben panik yaptım ya. Senin orada yakın şey var mı? Hastane. Bilmiyorum. Yol üzerinde bir yerde, sağda vardı sanki burada. Tövbe yarabbim ya Resulallah ya. İnsan. Lan yemin ediyorum şu karıyı benim elime versen. Ah belaları. Yabancı mı?
Yok yok, Türk. Türk bir de. Tamam, sen sakin ol. Sana bir sosyal deney yaptım. Allah seni canım. Manyak. Alo. Alo, ben YouTube'da içerik üretiyorum. YouTuber'ım ben. Alo bebişim. Aa, aklım çıktı ya. Korktun mu? Valla ya, korkmaz mı insan, yaşıyor mu diye. Bak ben valla bebek niye ağlamıyor ki diyorum ben de kendime. Yani uzatacaktım aslında da. Aynen. Panik yaparsın diye yok, korktum. Yok yapmam ben normal yani, hani böyle şeydeyken, Ankara'dayken güvenlik amirliği yaptım yıllarca böyle şeylerde. Bugün de araba hep soğuk kalan insanlara bindi. Aynen. Yok, öyle panik falan yapmam da. Üzüldüm ya, çok üzüldüm. Hiç sevmiyorum böyle muhabbetleri. Yani insan bakamayacağı, niye doğursun ki yani? Yazık değil mi adacığım? Acaba bir insan ne şartlardan dolayı çocuğunu terk edip gider bir taksiye, değil mi? Taksiye bırakalım. Yani... Hadi ta, şey, camiye mamiye biliyoruz daha, taksiye bırakalım. İlk kez duydum. Taksi bagajı. İlk kez duydum. Taksi bagajı da çok... Bagajda ilk kez duydum yani. Haydi böyle çöpe bile koyanı gördük, duyduk da. İyi rol yaptın mı? Vallahi evet, aynen. Gerçekten. Seni arayan kimdi? Kardeşim. Allah'ın sıcağı sana. Manyaklar. Dur, arayın şimdi de. Korktum ya, çocuğa bir şey olmuştur diye. Vallahi o kare işte var ya, öyle kareyi benim elime vereceğiniz parçalarım ben var ya. Sen diyorsun ya işte, anne, annelik herkese olmuyor işte anne. Musa Bey. Şimdi müşterimle beraber biz çocuğu aldık da. Bebek karakola gidiyoruz. Tamam abici. Ya abla Allah'ım, korktu biraz da. Sonradan ben çok şey yapmadım, bozmadım. Yani çok ilerlemedim korkar diye. Abla da güvenlik amiri çıktı değil mi? Soğuk anı çıktı. Korkma değil de üzülme işte bizimki ya. İyi, hadi öperim abicim, konuşuruz. Hadi öperim. Vallahi korkma değil de üzülme işte bizimki. Üzülüyor abla insan. Yani insan gerçekten. Üzülme, kalbim duracak gibi artık o derece. Yani ben gözüme direkt peste geliyor benim. Gözümün önüne direkt o geldi mesela. Ben kendi senin kızım çocuğun geliyor tabii canım. Ama bir anda nasıl sinirlendi? Allah ya, sizin belanızı versin. Ben benim elime gözlükleri falan işte taktın. Siz nasıl aynen, insanlardınız? Hastane arıyorum, hastane direkt. Allah'ım ya. Yani bu durumu aslında uzatırım ama insan yani çok yani kötü bir travma yaratır bu insanlar. Ya. Bir de yani arkadan çanta falan yerin diye de çekiniyorum. Araba kullanıyorum bir yandan. Yok yok. Allah'ım yarabbim. Ablam çok teşekkür ederim bu arada. Ben İzin de yavrucuğum memnun oldum sanıştığıma. Teşekkür ederim. Buyur ablam. Dur bebeği geri yerine koy ben. Al bebeğini yeni talihlere geri koy bakalım ne olacak. Ağzına bak şimdi ya. Allah'ım yarabbim. YouTube'dan ne diye bakayım sana? Taksici Ali K. Ali K. Yani. Taksici Ali K. Tamam. Ablacığım çok teşekkür tamam ederim. Tamam yavrum, çok hadi kendine iyi bak. Hadi Allah'a emanet ol. Dikkat et sen de. Hadi görüşürüz. Başına belaya sokacak bir şeyler yapma. Hadi görüşürüz. Hadi abi. Selamünaleyküm. Aleyküm. Kalkan bu yukarıda da çıkabilirsin. Belediyenin orada da gidebilirsin. Ne için? Tavaloya gideceğim. Tamam abla. Yani ben dur, salonu sana söyleyeyim ablacığım. Usta sen bakacaksın bir zahmet. Bu evde olacak abla herhalde bu. Salon mu inşallah? Mevlütlüdür diye abla. Hı hı. Bu salon değil herhalde abla. Tamam, beni o zaman o eve yakın götür. Diyor ki Doğan Arası Bulvarı. 2 kat 5. Öyle bir şey dedi. Sürekli beni arıyor, ben de engelledim. Alo. Alo Ali Bey, merhaba. Merhaba. Nasıl arıyorum ben? İsmim Musa. Kaç ara görüşüyorum değil mi? Evet, biraz sesli konuşabilir misiniz rica etsem? Tabii ki. Bagajınızda bir hanımefendi, bir ve üç saat önce amcanızı bir hanımefendi bagajınızda bir bebek bıraktığını söylüyor. Ay yavrum patlatayım. Bir sağa çekip bagajınızı kontrol etme şansınız var mı acaba? Ne, anlamadım. Bir daha söyler misin? Evet. Evet, bir buçuk önce, saat önce almış olduğunuz bir hanımefendi bagajınıza bebek bıraktığını söylüyor. Canlı bebek mi? Evet, evet. Bir saniye. Vallahi izin vermezler ki yayını, ama bak.
bakacağım. Gerçek. Ya Allah kahretmesin. Gerçek ya. Mi bu? Ama sakin ol, tamam. Alo. Alo, var mı? Aa. Doğru. Tamam, bir sıkıntı yok da ben yani direkt size getiririm ya. Ben karakola götüreceğim. Böyle bir şey olamaz ya. İnsan çocuğunu bırakır mı ya? Zaten bir de taksi bagajına bak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Karakola gitmemiz gerekir. Karakola gelirseniz. Benim müşterim var. Evet, şu an müşteri var arabamda. Yani şahit olarak müşteri de getirmezseniz. Gelir misin abla? Gelirim abi. Ama önce dün ha uğramayayım. Tamam, uğra uğra. Ay. Olaylara bak ya. Tamam tamam. Beyefendi ben en yakın karakola geçiyorum, doğru mu? En yakın karakola geçiyorum. Tamam tamam, kolay gelsin. Yavrum ya. Ay bakayım. Ya oyuncak. Ay! Oyuncak. Oyuncak öyle bu. Ne yapacaksın? Al bak bakayım, bir sağla mı değil mi, sağla solla. Ay bomba yok mu burada? Yok. Bu şaka mı? Şakalandın abla. Seni şakaladık. Ay niye beni özellikle? Abla ben YouTuber'ım. Biliyor musun? YouTuber'ım ben. Sosyal deney yapıyorum bugün. İnsanları böyle hem beni izleyenler biraz eğlenecek sizin verdiğiniz tepkiyle. hem de yani gerçekten böyle bir şey olsa... Mesela seni karakola çağırdım ya, gelirim hemen dedin ya. Yani güzel bir tepki verdin mesela. Tabii ki gelirim. Niye gelmiyor? Öyle bir şey mi olur? Ya böyle bir sosyal deney yapmış oldum. Ne hissettin? Ay ben bir tuhaf oldum. Ne bileyim işte. Bu ne ya dedim. Böyle bir şey olan böyle bir tesadüf. Niye beni buldun? Gerçekten. Ay. Korktun mu? Çok korktum. Yani vicdan nasıl dedim. Bana nasıl bunu bırakır? Ay. İyi misin abla? Su ister misin? Yok. Ama yok, bilmiyorum, bir şok geçirdim şu anda. İyisin iyisin. Düğün öncesi sana iyi gelmiştir. Şimdi güzel 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 oynarsınız artık onu. Ay yok, mevlütlüdür, oynamayacağım da. Yani ne bileyim, ben dedim bari beni götür, ben kadın hani diyecek kesildi, bu kesildi, gelmedi kızımın. Çünkü o benim iki kızıma da geldi. Bari beni götür, beni görsün. Seninle karakola gelin uzun sürer diye. Ne? Gelirdim yani. Allah razı olsun. Vallahi de yani öyle şey yapmam. Hatta düşündüm, evet çocuklarımı da arayayım. Bak böyle bir şey oldu mu ben karakola gidiyorum, haberiniz olsun. Bir an onu bile düşündüm. Müsaaden var değil mi? İzin var, yayınlayabilirim kanalında. Yok yayını. Teşekkür ederim abi. Ahmet de görmek isterim. Tamam. Kanalın ismi Taksici Alika. YouTube kanalı. Ya valla canım, sen yazabiliyorsun, kaydedebilir miyim? Ver abla, ben senin telefonu... Ay ablacım valla, tuh şu internet. Ama tepkim çok şey olmadı herhalde. Yok, güzel tepki verdim. Ay bakayım o, dedim bakabilir miyim he? Güzel tepki verdim bence. Sen abla sakin ol deyince ben sakinleştim, durdum. Öyle mi? Ben çok panikçi bir insanım. Ben zaten onu fark ettim. Ben çok panikçiyim. Arabadan indiğinde şey söyledim. Bu ablayı da çok korkutmayalım dedim. Bu abla korkar gibi. Ben panikçiyim. Sen sakin ol deyince ben durdum. Ben o an hep bayılabilirim. Bir şey olabilir, bir bağırabilirim. Ablam bak şu. Tamam abla. Taksici Ali K yazacaksınız, tamam mı? Ben evet. Abone oldum. Ali K'ya mı oluyor? Evet, Ali K. Ali K. Ha, benim soy isim de K'ya o yüzden. Yok, K'ya değil, K. Borcum ne kadar abla? 40 lira abla. Öyle mi abla? Ablam benim, bereket versin. Sağ ol canım. Çok teşekkür ederim izin verdiğin için de. Teşekkür ettim. Dedim çok korkutu ama güzel bir şey oldu. Bakalım kaç kişi korkutursun. Birkaç kişi daha yaptı mı tamam. Tamam, bitirmiş. Hadi kolay gelsin. Evet. Keyifli bir yolculuk daha yaptık. Bakalım sırada ne var? Kişi bu sefer biraz daha böyle ısrarlı davranacağım da abi bakmak, görmek istiyorlar. Gördükleri zaman olay şey oluyor. Bozuluyor. Çünkü oyuncak olduğunu görüyor. Anlıyor yani. Şey.
şey, düğün salonu biliyor musunuz? Minibüs yolu üzeriymiş. Bir saniye arıyorum. Alo. Sizde konum var mı? Bize konum yok işte. Bu tarafı var yani böyle. Bir saniye bekletebilirim. Çok özür dilerim. Yeşilkent Hoşdere Esenyurt yolu diyor. Evet o. Budur herhalde. Alo. Ali Bey'le görüşüyorum değil mi? Ali Kaçar. Evet buyurun. Şey yalnız kulaklığım yok kulağımda. Ne? Arabayı sadece gibi bir bagajı kontrol eder misiniz? Hanımefendinin bir iddiası var. Bebeğimi aracın bagajına bıraktım diye. Oyuncak bebek mi? Hayır, gerçek bebek. Ciddi misiniz siz ya? Evet, kontrol edersiniz. Bir saniye, çok müsait bir yerdeyim, bir saniye. Ne zaman olmuş peki? Bir buçuk saat önce almış olduğunuz müşteri. Arabanın bagajında bebek mi unutulur ya? Bırakmış mı yoksa unutmuş mu? Bırakmış. Allah belanızı versin sana. Ya. Tamam ben arayacağım sizi tamam. Tamamdır. Tamam birazdan arayacağım. Ne? Tamam arayacağım ben. Kadın arabada bebek bırakmış ya. Biz Allah. Bakalım ya Allah. Bir saniye ben bakacağım size. Sakin ol. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Bebek şimdi acaba nefes alıyor mu? Hastaneye mi götürsek gerekiyor? İnsanlar ne insanlar var. İnşallah yoktur ya yanlış. Ay inşallah ya Rabbim Allah belasını versin. Ne? Kaç saattir peki burada? 1:30 diyor. Hiç duymadınız mı? Yok. Belki de bebek değildi. Belki de farklı bir taksi olabilir. Emin der mi? Bilmiyorum ki şimdi anlarsın. Müsait de bir yer bulamadım ki. Ha şurada. Biraz gerçekten korktular. Evet. Ay ya. Ya var ya siz var ya. Ölmemiş mi inşallah? Tamam sakin ol. Abi bir bak. Abi lütfen al sana. Tamam sakin ol. Tamam. Abla sakin. İyi. İyi misin? İyiyim tamam. Tamam sakin ol. Ben şaka yapıyorum şu an size. Sakin ol. Şaka mı? Evet ben YouTube'da sosyal deney yapıyorum şu an. İyisiniz değil mi? Hı-hı. İyi oğlum tamam. Sen çok kötü oldun. Bu oyuncak bebek. Ya abi. Allah aşkına ya. Baya kötü oldun. Söylemeyecektim. Uzatacaktım normalde. Ay abi ya. Su içeceğim. Allah sen ben sana su getireceğim. Allah'ım yarabbim. İyisin değil mi? Valla bu bebeği arkada sana bırakacağım çünkü. Kalbim duracaktı. Tamam dur. Hemen ben sana su alacağım. Su getiriyorum ben sana. Su ya. Şaka gibi. Ah. YouTube'da sosyal deney. Ay. Ben çok gerçek sanmıyorum. Ben elim ayağım şiş baksana. Yemin ederim öldüm. Kollarım böyle uyuştu. Ben o kadar kötü ben oldum ki. Ben çok gerçek sandım. Ay. Dedim acaba öldü mü? Ağza bak. Dedim bu öldü. Şu resim geliyor. Hayır kalbim sıkıştı. Bizi mi çekiyor şimdi? Evin yemin ederim. Niye bu taksiye denk geldik Allah canım çıktı. Abla iyi misin? O kadar kötü oldum ki yemin ederim canım çıktı. Baksana vücudum sıcacık oldu. Hele bir de kucağına aldı ben zannettim öldü ben, ben çok... o kadar kötü oldum ki. Ya. Ay Allah'ım çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım. Ya bir düğüne gideceğiz. Allah aşkına. Abla sen de bırak bebeği Allah aşkına. İyi misin? Saat 8'e geliyor. Abla iyi misin? İyi değilim çok kötü oldum ya. Buyur abla. Ben çok özür dilerim ya.
Çok özür dilerim. Bu çikolata benim naizane özrüm olarak kabul ediyorum. Hayır ama böyle şakalar yapmayın. Ay, gerçekten çok. Vallahi bebeğe bari şaka yapmayın. Ben gerçekten çok özür dilerim size. Ya, ya bu kadar korkacağınızı hiç tahmin etmemiştim. Bugün yani 4-5 kişiye yaptım bu olayı. Yani aslında anladılar çoğu ama çok özür dilerim ya gerçekten. Böyle bir şeyin olacağını biz de aslında düşünemezdik. Çünkü bir taksiden sosyal deney. Ben YouTube'da içerik üretiyorum. Biraz kitlem var izlenen. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Valla sen bu soğuk suyu görmüş müsün? Ben senin başından aşağı dökeyim de YouTube'da senin güzelcene alkışlasınlar. Çünkü çok korkunç bir şeydi. Hele sen bebeği aldın böyle kucağından aldın getirin dedim. Öldü dedim. Öldüm. Hiç ses yok. Ay dedim bu bebek öldü dedim. Ay nasıl da ağzını açmış. Yani şimdi bunun gibi hikayeleri Müge Anlı'da, Esra Erol'da falan görüyorsunuzdur. Çocuğunu yıllar önce terk etmiş. Çocuk mesela geçen hafta... olduğu için biz gerçek sandık. Yani böyle olayların yaşandığı için. En azından şu anki günümüzdeki insanların bu tip olaylara karşı tepkileri ne oluyor? Ben bunu deneyliyorum aslında şu an. Bana da izin verirseniz çok sevinirim gerçekten. Bunlar benim kameralarım. Aslında kameradan falan anlamış olmaz zaten. Ben hiç görmedim. Yani hiç görme. Yemin ederim benim aklım bebekte olduğu için aslında kamera mı gözümün önüne geldi? Ben o kadar şeydim ki dedim yani kamera... O kadar korkacağınızı hiç tahmin etmemiştim gerçekten. İzin var mı abla? İzin var mı? Lütfen olsun ya. Rica ediyorum. Valla milletten bilmiyorum. Bence çok güzel tepki alırsınız etrafınızdaki adam. Yani çok korktuğunuzca yani merhametinizden dolayı yani alkışlanırsınız bence. Hadi öyle diyorsanız öyle olsun ama bence herkes bu konuda duyarlı olsun. Lütfen bütün annelerden özellikle yalvarıyorum bebeklerinizi bırakmayın. Ne olursa olsun, ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun çocuklarınızı bırakmayın. Ya da hiç yapmayın. Yani aklınızı başınıza toplayın. Çocuk doğurmak bir marifet değil. Siz bizi burada bırakın. Çok teşekkür ederim. Paranızı alın şurada. Alın ben. Hayır. Hayır. Ama bebek. Abla kendini götür. Bu bebek, bu gerçek bebekler senin kadar talihsiz olmazlar. Ne olursun bütün bebekler şanslı doğsun ve annesiyle babasıyla büyüsün inşallah. İsminiz neydi bu arada? Taksici Ali K. K sonunda. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim izin verdiğiniz için. Sağ ol. Yani gerçekten yolcu çok kötü oldu. Hangi kameraya bakacağım şaşırdım bir anda. Yol çok kötü oldu. Oğlum niye yiyorsun insanları bu kadar? Yalnız bu bebek de çok tatlı değil mi? Bırakayım abi. Boşum. Gel. Tamam. Tanımıyorsundur beni. Şimdi karşıda bir taksici boş musun dedi. Boşum dedim. Seni nereden tanıyorum ben falan dedi. Arabasını yıkamaya bırakacak şimdi oraya. Ben de bilmiyorum dedim. Bakalım şimdi araya binecek. Ona da yapacağım. Bakalım onun tepkisi ne olacak bir taksici olarak. O da bir taksici çünkü. Beni de tanıma ihtimali var. Bunu hani riski alaraktan hareket edeceğiz. Bakalım ne olacak. Kameraları sorarsa güvenlik kameram diyeceğim. Mustafa son müşteri binecek birazdan. Sana ses kaydı atıyorum bu arada Musa'ya. O da bir taksici. Beni çevirdi. Arabasını yıkamaya bırakıyor şu an. Ona da aynı şekil yapacağız. Tamam ben sana haber verince şey yap. Gir devreye. Baba nereden tanıyorum ben seni ya? Ha? Ne, hangi durakta çalışıyorsun abi sen? Bir yerde gördüm ben seni ya. Selamünaleyküm. Aleyküm. Nasılsın abi? İyi oğlum abi. Ben yalnız buranın acemisiyim abi. Efendim tamam. Ha? Görüşürüz abi. Sen ilk defa mı çıkıyorsun orada? Ha ben yeni taksiyim abi. Ne diyorsun ha? Vallahi. Ben seni nerede gördüm ya? Sen nerede oturuyorsun? Burada oturmuyorsun sen ben biliyorum. Ben şeyden Zeytinburnu'nda oturuyorum ben. Allah Allah ne iş yapıyorsun? Bir şey yaptım yok ya. Allah. Babam zengin, babam parası geldi. Vallahi. Yalan ya bizi tanımlıyorsun ya. Yok mu abi? Allah bana bizi kapatıyor. Yorulmuşum 48 saattir çalışıyorum. Bu ne? Şimdi alo. Evet buyurun. Kibire kadar açsın sahibi değil mi?
Abi ben ayda yılda bir arabaya çıkıyorum. Allah'ını seviyorsanız ne oldu ya? Doğru. Bu araçta 1,5 ay önce almış olduğum bir müşteri bagajda bebek bırakmış. Ne? Bagajda bebek bırakmış. Sadece gibi kontrol etme şansınız var. Oyuncak bebek mi? Oyuncak mı? Hayır, gerçek bebek. Abi bırakın, şaka yapmayın ya. Sadece gibi kontrol etmeyin. Oyuncaksınız beyefendi. Önemli bir durum. Abi ne diyorsun sen ya? Müşterisiyim ben de taksiciyim de. Anladım abi, bagajda zaten görmek şimdi. Hadi be, ne diyorsun sen ya? Abi ben var ya çok kötü oldum ya. Bagajda lan, bagajda. 7. Ne? Allah belanızı vermesin ya. Ne diyorsun lan? Abi gel abi gel. Gerçek mi bu ya? Bu gerçek Allah değil. Senin abi. Alo. Ya alo. Kim bu benim ya? He? Alo. Abi bizi korkuttunuz ya. Ya bu komedi ya. Vallahi komedi ya. Alo. Alo Ali Bey. Oyuncak bebek mi hocam ya? Oyuncak bebek mi? Evet. Hadi sen şu şeydeki taksicisin ya. Yürü ya. Ya yürü Allah. Bizi de dur halledin ya. Ya bir de yolu bilmem diyorum biz Allah'ım ya. Ama sen... Ulan ben bir yerde gördüm diyor bu adam ya kendi kendine. Ne abicim? Abi ben de taksiyi bıraktım biliyor musun? 24'teydim. Ya abi sen nasıl bir adamsın ya? Ulan dedim nasıl bir karı dedim oğlum diye. Çevirmiş adam bu nasıl bir şey teşkilat abi? Abi ya. Ulan ben dedim ben seni nerede gördüm diyorum. Geçen gördüm. Bak yürü lan. Ne alakası? Kaç kişi yaptı bunu? Bak sen ha? Yedincisin. Benim bir tane oğlum da harca. Allah sana bağışsın inşallah. Eyvallah sen evlisin. Evet, sen bana yeni sen yol tarif et abi. Sen nereden buldun ya? Sen harbi sen bu işi şey için yapıyorsun herhalde dalgasına. Taksici değil mi? He. Abi ben 12 yıldır yapıyorum bu işi. Ne diyorsun 12, ya? Yani 12-13 yıldır. 2003'ten beri de biz yapıyoruz abi. He şimdi. Doğan Zerek ben, vardı. Ben bu işi yaparken sıkılıyorum. Ya şuraya kolu koyabiliriz. Ben de uyuz oğlum. Pardon. Koy abi koy sen. Aynen. Ben de uyuz oğlum koy sen. Vallahi. Oğlum lan bize ne yaptılar lan? Komple koyuldu lan. Ağzını açıklıyor lan. Ne yapıyor biliyor musun? Buraya kol koyuyorlar ya. Burada diyorum bir şey var. Bir şey. Şöyle abi, ben de ondan sonra bırakıyor bir daha bırakmıyor. Elin mi koyuyor bir daha bırakmıyor sonra. Çek lan. Abi çünkü burası şoför için. Abi sen ne diyorsun yani, ya? Benim rahatım. Ama yani. Seni gördüm iyi oldu lan ki. Soldan gidiyorum. Abi Allah'a razı ol. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Görüşürüz ya. İnşallah. Seni bir kere gördüm. Beynime yazdım artık. Üstüne bir gün araba süreriz mi? Şaşırma. Arkadaşlar bugün de böylelikle sizler için yeni bir format yapmış oldum. Oyuncak bebek getirdik. İşte insanlara korkuttuk, güldürdük vesaire ama bir yandan baktığın zaman da bu bir sosyal deney oldu. Çünkü niye? Günümüzde gerçekten bu anlamda yani bakıyorsun televizyon programlarında falan yıllar önce işte çocuğunu terk etmiş anne, baba vesaire. İşte daha işte yeni buluşuyor ailesiyle. Şu an onları biz izlediğimiz zaman böyle duygularımız depreşiyor ama o anı bir de bugün görmenizi istedim ben. İnsanların da tepkilerini böylelikle ölçmüş olduk. Umuyorum videoyu izlerken hem yani bütün duyguları yaşamışsınızdır. Hem gülmüşsünüzdür, hem üzülmüşsünüzdür. Yani herkes inşallah almak istediği dersi bu videodan almıştır. Çok konuşamıyorum çünkü çok yoruldum gerçekten bugün. Bu tarz içerikler eğer hoşunuza gidiyorsa kanalımda vakit geçirmek hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. Kanala girdikten sonra emin olun abone olmaktan çok mutluluk duyacaksınızdır diye tahmin ediyorum. Kendinize iyi bakın. Eğer abone olmazsanız da sağlık olsun. Hoşçakalın.